Yani ben geldim diyecek. Bakın tweet attı akşam diyor ki KPSS'deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettim. Hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray hükümeti görüşmelerden kaçarak bu işleri, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor diyor CHP lideri. Referans istiyorlar. Referansın hangi dernek, hangi vakıf? TÜGVA mı? TÜRGEV mi? Seni bize kim yönlendirdi diye soruyorlar kamuya personel seçerken. Ve bu bugün de değil uzun zamandır maalesef böyle oluyor. 20 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidar partisi iktidara gelirken kamuda torpili de bitireceklerini vaat etmişti. Herkes hakkını alacak. Vaatleri böyleydi. 3 Y ile yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek için iktidara gelenlerin torpil listeleri İkinci bölümünde ilk haberi. KPSS'de yüksek puan almalarına rağmen mülakatla elenen öğretmen adayları gündemde. Siyasiler mağduriyetlere kayıtsız kalmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yere bata kul hakkına giriyorlar dedi. Bir de şu mülakat meselesi var. Yere bata bir sistem getirdiler. Hani kul hakkı kul hakkı diyorlar. Kul hakkına bundan daha çok giren bir başka anlayış yoktur. Torpil listesinde olup olmadığının önemli olduğunu söyledi Özel. Ekledi. Ellerinde Türgev'in, TÜGVA'nın torpil listeleri var. Girmiş 600 bin kişiden 600. olmuş, bilmem kaç bin kişiden bilmem kaçıncı olmuş. Üçüncüyü, beşinciyi, yedinciyi 51, 53, 55 vererek eliyorlar. Neden? Ellerindeki listede bu isimler yok çünkü. Ellerinde Türgev'in, TÜGVA'nın torpil listeleri var. Memleketin en seçkin, en krema tabakası Türk bacılar, Türk evcilerin listesinde olmadın mı seni eliyorlar kardeş. AK Partili olmak da kurtarmıyor, MHP'li olmak da kurtarmıyor. Çünkü hangi partili olduğun değil, sende ne olduğu değil, bilginin ne olduğu değil, torpil listesinde olup olmadığın önemli. Özel gittikleri gün mülakat kalkacak dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu sinirliydi. Tepkisi sert oldu. Yeter Allah'tan korkun dedi. İmtihan yapacaksın. Her ne hikmetse yazını da doksanı geçen herkes sözlü mülakata gelince altmışın altına düşüyor. Ya hakikaten Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Bu ne duyarsızlık. Bu ne pervasızlık. Adam haklıysa ver hakkını. Dinimiz bize bunu emreder. Bunun dışındakilerin hepsi sapıklıktır. Hepsi İslam'a ihanettir. Yeter ya. İki tane cami yapmak seni kurtarmaz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gençlerin yanındayız dedi. Ümidim kalmadı diyen gençlerimizin zulme uğrayan binlerce KHK'lının yanından ayrılmadık. Her anlamda çok yoğun, çok dolu bir yılı bitirdik ve inşallah üç gün sonra yeni yıla adımımızı atıyoruz. O kadar çok insan da işten çıkarıldı ki Haklı olabilirsiniz evet ne vakit Ali Babacan'ı ya da Ahmet Davutoğlu'nu göstersek vakti zamanında birlikte yol yürüdükleri de hatırlatılıyor. Onlar da bu hatırlatmalara kendilerince yanıt veriyorlar. Fakat şimdi seçmene ulaşmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki haksıza uğradığınızın farkındayız bugün farkındayız ve bunu çözeceğiz diyorlar. Biz de kendilerine ekran bulamayan o liderleri de ekrana getiriyoruz. Temel Karamollu'oğlu'nu ayrı bir yere koyuyorum çok öfkeli. İki cami yapmak seni kurtarmaz diyor. Hani 20 yıldır Türkiye'yi dini söylemlerle yöneten ve en nihayetine geldiğimiz noktada bize yaptıklarımızı Allah yaptırıyor. Biz yapmıyoruz, Allah yaptırıyor deme noktasına gelmiş olan iktidara içlerinden biri, hani yolun başında birlikte oldukları biri, milli görüşte birlikte hareket ettikleri biri Saadet Partisi'nin genel başkanı böyle sesleniyor. İki cami yapmak da sizleri kurtarmaz diye. Evet Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devleti bunun da ceza yasalarında bir karşılığı var ve biz hep hesabı ahirete bırakamayız. Bu dünyada hak, hukuk, adalet çok önemli. Geç gelen adalet de adalete benzemiyor. Düşünün bir gece diyorlar ki size siz e, işte terörle ilintilisiniz falanca yerde yürüyüşe katılmışsınız e, işte tanık var. Hakkınızda böyle söyleniyor. İşinizi kaybediyorsunuz. Sonra sonra yıllar boyunca bir yerde çalışamıyorsunuz. Beş yıl sürdü onların mağduriyeti. 2016 yılında kayyum atanan Tunceli Belediye o dönem kayyum atanan Tunceli Belediye Başkanlığı onlarca işçiyi işten çıkarmıştı. Belediye işçileri o kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Süreç biraz uzun sürdü. Beş yıl kadar sürmüş. Gerçi 5 yılı da aşıyor davalar da. Anayasa Mahkemesi belediye işçilerinin kayyum tarafından işten çıkarılması için hak ihlali hükmünü verdi. Önemli. Emsal olabilecek bir karar. Kayyum atanmış. Belediyede kayyumun işten çıkardığı işçilerin hakları ihlal edilmiştir diyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak hak ihlali yaşandığını iddia ettiler. Onlarca işçi Kayyum Belediye yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Terör örgütüyle bağlantılı olmaları gerekçe buydu. 2016 yılında işten çıkarılan toplam 46 işçi yargıya başvurdu ve Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Karar 6 yıl sonra geldi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Yeniden yargılanma yapılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduk. Bütün işçi arkadaşlarımız adına. Esasa girmediğini e, bu yargılamanın da e, mahkeme hakkının ihlali olduğu yönüyle e, hak ihlali kararları verdi. Hak ihlali kararları bize gönderildiği gibi mahkemesine de gönderdi. Yeniden... Yeniden yargılama yapılması üzerine. 2016 yılında dönemin belediye başkanı Mehmet Ali Bul tutuklanarak yerine Tunceli Vali Yardımcısı kayyum olarak atandı. İşten çıkarmaysa bu kayyum ataması sonrası geldi. İşçiler ilk önce yerel mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme işe iade kararı verdi. Daha sonra biz bu durumun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bütün işçiler adına işe iade devası açtık. İşçilerin işine iade edilmesi yönüyle kabul kararları da çıktı. Akabinde dosyalar Tunceli'nin bağlı olduğu Erzurum İstinaf Mahkemesine gönderildi. Ancak belediyeden itiraz geldi. Dava bu kez istinafa taşındı. İstinaf kararı tanımadı. İşe iadeleri reddetti. Bu kararları kaldırmak suretiyle bu kararların yanlış olduğunu, işçilerin işine iade edilmemesi gerektiğini belirterek kesin olarak hüküm kurdu. Ve işçilerin avukatları çareyi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmakta buldu. Anayasa Mahkemesi işçilerin adil yargılanmadığını ve kararda hak ihlali olduğunu söyledi işçilerin tekrar işlerine geri dönmesini istedi. Hak ilali kararları verdi. Hak ilali kararları bize gönderildiği gibi mahkemesine de gönderdi. Yeniden, Yeniden yargılama yapılması üzerine. Zeki Bey, Zeki Gencan bir eleştiri getiriyor. Sağolunuz. Diyor ki hala dünyadan çok fazla haber vermiyorsun. Kabiliyetin mi yok, haber mi toplayamıyorsun? Her akşam aynı tek çeşit haber. Vallahi memleketin meseleleri bu. Memleket meselelerini konuşmaktan şöyle başımızı kaldırıp dünyaya bakamıyoruz ama dış haberler servisimiz gün içerisinde pek çok haber hazırlıyor. E, fakat e, açıkçası iki saati iyi değerlendirelim. Şu meselelerimizi konuşalım istiyoruz bir taraftan. Yoksa 45 dakika boyunca İngiliz Kraliçesinin Noel mesajından tutunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki falancanın sorununa. Ben de anlatmak isterim ya da bir yanardağ patlaması ya da dünyanın en ücra köşesinde bir. E, kabilenin yaşadıkları konuşulabilir e, Latife yapıyorum dış haberler her zaman önemlidir halk haber bülteninde Şimdi şöyle bir bakıyorum diğer mesajlara Hep aynı şeyler gibi gelen ağırlaşan çözüm bulunmayan kangrenleşmiş sorunlarımız Ve bunları birilerinin anlatması gerekiyor Yıl biterken e, bir araştırma yapmışlar bütün dünyada sormuşlar insanlara en çok ne sizi ürkütüyor diye bütün dünyada cevap aynı. Koronavirüs salgını hastalanmak yanıtını vermişler. Türkiye hariç. Türkiye'de ekonomik kriz, işimi kaybetmek, parasız kalmak yanıtı verilmiş. Yani hastalığa yakalanmak korku sıralamamızda en üstte değil. En üstte olan parasız kalmak. Endişeliyiz. Bundan biz de bunu konuşuyoruz. Kader Çömlekçi her akşam bizi izler sağ olsun diyor ki Damacana su aldım 19 liradan 23'e çıkmış. 4 lira bir defada zam. En son zaten Kasım ayı gibi zamlanmıştı. Bir damacana su 23 lira. Artık çeşmeden içeceğiz herhalde demekte. De. Çeşmelerden temiz su akmasını talep etmekte hakkımız elbette. Biz talep edelim de vermeyenler utansın. Şimdi ekonomi konuşacağız yine aynı haberi veriyormuşuz gibi gelmesin ayrı haberdir efendim. Daha evvel söylemiştik çıtlatmıştık. BDDK eliyle bankalardan kredi çekip çektiği krediyle döviz alanlarla ilgili işlem yapılacak yapılabilir diye harekete geçtiler. Bunu yapmasın istiyorlar. Vatandaş bunu yapmasın. Banka...